benim baldızım şuraya gömüldü. Ben kayınvalidemin telefon konuşmasından öğrendim dediği yerde dün Kocaeli Emniyeti bir saha çalışması yaptı. Yayınımız sırasında biliyorsunuz ilk köpekle Melo ile başladı arama çalışmaları. Ardından bir köpek daha da getirildi. Tina geldi. İşte o çalışmalar. Bu kadıncağız şu gösterdiğin şu ağaçların oraya mı gömülü yani? Buraya mı gömülü? Onun orada bir yere gömülü. Enişte Tuncer Ustaeli'nin şok iddiaları, Meryem Tahnal'ın gömüldüğü yer konusundaki ısrarı Kocaeli Emniyeti'ni harekete geçirdi. Emniyet yayınlarımızı ihbar kabul etti ve Tütün Çiftlik sahilinde hareketli saatler başladı. Tuncer Ustaeli, Meryem Tahnal'ın 2011 yılında aranan yerin 300 metre yakınında şu an yıkılan sarı evin civarında gömüldüğünü söylemişti. Kocaeli polisi hemen Ustaeli'nin işaret ettiği o bölgeyi emniyet şeridine aldı. İddiaların odağındaki o noktaya ilk olarak birçok başarılı işe imza atan kadavra arama köpeği Melon getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Marmara bölgesinden sorumlu olan 2 yaşındaki kadavra köpeği aramalarını sürdürürken bir kepçe de hazır bulundu. İzleyicimizin bizlere gösterdiği ayva ağacının bulunduğu nokta dediği alanda şu anda büyük bir emniyet şeridi çekildi ve kadavra köpeği Melon o alan içerisinde şu anda bir arama gerçekleştiriyor. Onun vereceği herhangi bir tepkiyi bekliyoruz biz de. Kepçe operatörü de alana geldi. Melon, eğitmeni Aykut Çil'in verdiği talimatlarla Tuncer Ustaeli'nin tarif ettiği alanı karış karış aradı. Alanın geniş olması nedeniyle bölgeye bir özel eğitimli köpek daha gönderildi. Melon'un yanına diğer kadavra köpeği Tina da eklendi. Emniyet şeridinin çekili olduğu alanda arama çalışmalarına başladılar. Saatler süren çalışmalara havanın kararması ve mevcut şartlar nedeniyle ara verildi. Çalışmalara başta kadavra köpeklerinin işaret ettiği noktalar olmak üzere kazı yapılarak devam edilecek. Evet efendim, dün arama çalışmalarına ikinci kadavra köpeği de katıldı. Orada bir saha araştırması yaptı Kocaeli Emniyeti. Az sonra canlı yayınımızda Tuğçe Kocaman yeni gelişmeleri paylaşacak. Bugün arama çalışmalarının kepçelerle başlaması bekleniyor. Kocaeli'nde hava şartları çok fena. Evet. Ama polis de bütün hazırlıklarını tamamladı. Ne olursa olsun biz bir deneyeceğiz en azından şansımızı. Bakalım nasıl kazabilecek miyiz diye bakacağız diyorlar. Ayrıntıları Tuğçe'den öğrenelim. Kocaeli Tütün Çiftlik sahilinde Tuğçe Kocaman. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Sizin de belirttiğiniz gibi dünden beri Kocaeli'de gerçekten çok hareketli ve heyecanlı dakikalar yaşıyoruz. Dün emniyet ekipleri yayınımızı ihbar kabul ederek buraya Tütün Çiftlik sahiline gelmişlerdi. Kadavra köpekleriyle gelmişlerdi ve burada bir saha çalışması yapıldı. Görüyorsunuz saha çalışması yapılan alanın hemen etrafı emniyet şeritleriyle çevrildi ve 2 adet kadavra köpeği geldi. Melon ve Tina burada bir saha çalışması gerçekleştirdi. Ve bugün de görüyorsunuz kepçelerle, iş makinalarıyla kazı çalışmalarına başlandı. Şu an hemen sol taraftaki turuncu kepçe kazmaya başladı. Dün köpeklerin ardından birkaç nokta tespit edilmişti ancak en önemli noktalardan bir tanesi de biliyorsunuz izleyicimiz İsmail Bey buraya kadar gelmişti yayınımızı görüp ve hemen kepçenin bulunduğu noktada bir mezar gördüğünü bize söylemişti ve bu gerçekten çok çok önemli ve hepimizi heyecanlandıran bir bilgi oldu ve bugün de işte emniyet ekipleri o noktadan kazı çalışmalarına başladılar ve
Dün köpeklerle arama yapılmasının ardından biz gerçekten dün gece o kadar heyecanla bekledik ki sabahı zor ettik. Sabah erkenden gelelim ve bir an önce buradaki kazı çalışmalarına başlayalım diye bekledik. Ve sabahın erken saatlerinde işte hepimiz buraya geldik. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve belediye işçileri, iş makineleri şu an buradalar ve kazı çalışması gerçekleştiriyorlar. Şunu da belirtelim, şu anda hava şartları gerçekten çok çok kötü bir durumda burada. Sağanak bir yağış var ama ona rağmen şu anda kazı çalışmaları başladı ve yine belirttiğimiz gibi Meryem Tahnal'a ait bir iz arıyoruz burada. Ona ait bir iz bulmaya çalışıyor şu anda emniyet ekipleri de, yetkililer de. Ve belirttiğimiz gibi evet, kepçenin ilk darbeleri başladı. Şu anda izleyicimizin gösterdiği noktada kazmaya başladılar. Biz de çok heyecanlıyız. Bir an önce oradan Meryem'e ait bir iz çıkmasını bekliyoruz Müge Hanım. Evet Tuğçe'cim, gözümüz kulağımız senden gelecek. Haberde olacak. Evet, kepçenin ilk darbeleri vuruldu. İzleyicimizin bahsettiği ayva ağacının yanı. Burada demişti çalılıklar vardı o dönemde. Sonra o çalılıklar kaldırınca biz burada, mezar yeriydi yani, kazılmıştı, belliydi. Biz de orada onu görmüştük. Şimdi yeniden düzenleme yapılınca kayboldu ama ben burayı gördüm demişti. Tam da aslında izleyicimizin bahsettiği yer... İşte Tuncer Bey'in söylediği sarı evin bahçesi, yani sarı ev olsaydı sarı evin yanında demek ki ayva ağacı var. Ayva ağacının civarında gördüklerini, evet, söylemişlerdi. Eğer sen de telefon konuşmalarından hani sarı evin civarı diye duyduğunu söylemiştin. Ben zaten bak sarı binanın olduğu yerler ama tam dün de söylediğim gibi, geçen günde de söyledim. Hatta ben orada röportaj yaparken de gösterdim. Onun o bölgelerde ama neresinin olduğunu ben haline bile bilmiyorum onun nerede olduğunu. Evet ama izleyicimiz... Müge Hanım şu olay var ki yani bu çıkacak. Yani ama nasıl çıkacak bilmem. İzleyicimizin mezar yeri vardı dediği yerle senin bahsettiğin yer örtüşüyor aslında. Yani sarı evin bahçesi sen diyorsun. Ya benim, onlar da bak, evin bahçesindeki ayva ağacının bu etrafındaydı diyorlar. Yani onlar da tam yerini gösteremiyor ama... 60 olmayasın. Ne? Yani yer göstermesi aşağı. Hayır, beni telefonla görüşmelerine... Kulak noktamda duydum bu. Ama sarı binanın tam neresinde olduğunu, orasını bilmiyorum. Ben de bunu çok merak ediyorum. Orada nereden çıkacak? Bana atsın gibi geliyor. Hayır, vallahi atmıyorum ben bunu. Neyse onu söyleyeyim. O sarı binanın yine o civarında bir yerde ama neresinde olduğunu bilemem. Ama orada mı, nerede olduğunu bilemem. Bu da çıkacak. Çıkacak. Şimdi Havva Hanım da bu, yani biz efendim bir anne kız cinayetinden bahsediyoruz aslında. Hani işlediğimiz ana konu olarak bir anne Meryem ve kızı Melike'nin cinayetinden bahsediyoruz. Anne Meryem o gece kaybolduğu gece, artık ikide mi kayboldu, akşamüstü mü kayboldu bilemiyorum. Çünkü ailenin verdiği ifadeler çelişiyor bu konuda ama o gece bu kız öldürülmüş. Ailenin yaşadığı yerle şu anda kazı yaptığımız yerin arası çok yakın. Bu kız öldürülmüş ve bu civara gömülmüş. Aile 2011'de zaten bunu itiraf etmiş. İtiraf ederken İsa ile Tuncer demişler. Şimdi de iddiaların odağındaki Tuncer enişte diyor ki... Hayır, ben gömen ben değilim. İsa da değil. O gitti. Onu Meryem'in akrabaları, yani Emine Hanım ve Emine Hanım'ın... işte Halit Bey'in akrabaları öldürdüler. Tahnalı ailesi dedikleri Emine Hanım ve Halit Bey, Halit Bey de bugün geldi... Onları öldürdüler. Daha sonra ben kayınvalidemi kız kardeşiyle telefonda konuşurken duydum. Bu sarı evin bahçesine gömmüşler diyor. O onun görüşü. İkide gittiğini söylüyorum bak. Gece ikide kayboldu bu. Ama, ikiden bahsetmiyorum ben. Sen 2011 yılında benim oğlumla damadım gittiler, kızımı gömdüler dediğin yer ve yer gösterdiğin yerle Tuncer Bey'in gösterdiği yerin arası çok yakın. Aslında şu stüdyo kadar bir yerden bahsediyoruz ama... tabii yani şurayı kazmakla şurayı kazmak arasında arada bir mesafe var. O zaman da 5 yer kazılmış. Senin ifadene göre 5 yer kazılmış. Ben onların baskısı altında söyledim. Onların tarifine göre. Onların tarifine göre. Evet. Sana o polise o zaman gösterdiğin 5 yerin tarifini kim vermişti? Beş yer Emine değil, mi vermişti? 5 yer değil, bir yer ben gösterdim. İşte kazmışlar onlar 5 yeri sağ olsunlar. Kazmışlar. İşte o senin bir yer göster, yani, tamam bir yer göstermiş. Ben öyle, bana onlar da dediler ama ben öyle kafama göre bir yer gösterdim yani. İlla şurası diye göstermedim o anda.
Şurası diye onların baskısı üzerine. O zaman kimlerin baskısı üzerine? Tahnal ailesinin işte. Tahnal ailesi derken işte bak ya, Emine de ya, burada, Halit de burada. Hangisinin onlar baskısı? Onlar ekip geziyorlardı. Ya, benim oğlan kardeşim de vardı onlarda. Sen ben kafana göre mi yer gösterdin? Şimdi onların baskısı altında orada da yaşıyoruz ya. Sen orada bir yeri göster, Tuncay'ın üstüne at diye. Yani sen neye göre yer gösterdin, gösterdiğin zaman? Aa, burada dur diye. Mükemmel. Arkadaşım, mükemmel. Yani laf olsun diye bilmeden yalan yanlış mı gösterdin, gerçeği mi gösterdin? Yalan yanlış gösterdin. Yalan yanlış. Kim niye yalan yanlış gösterdin de? Ama orada belki, yaşıyorsun zaten. Belki sen o yanlışlığı yapmasan yetkililer gösterdiğin kişiler gerçek yeri bulacaklar. Senin o yanlış göstermenle gerçek yeri bilmiyorum bütün ki. Takat bunların kalmak. Bana dediğin Allah kulak oldu. Bak şimdi. Bu nasıl bak bir anlayıştır? Onlar bana ya, orada aranan şey senin kızın, evet. Senin torunun, senin vücudundaki kanı taşıyan evladın. Evet. Bu nasıl baş sallıyorsun? Nasıl analı? Senin her zaman dediğim gibi senin peşini bırakmayız. Sen git söylemezsen. Ben de diyorum ki ben size inanıyorum. Diyorum ki evet. Git de polise burayı işaret et diyen kim? Bana isim ver, isim. İsim bak şimdi bu Halitler falan, bu Eminen. Halitler, Emenler değil. Şimdi bir ekip geziyorlar bunlar. Ekip dediğin ama kim? Bu Eminen'in iki çocukları var. Çocukları var. Tamam, hangisi? Eminen'in iki çocuğundan hangisi dedi git sana polise burayı göster diye? Şimdi bunları adamları da var bunların ya. Sen o adamlarla mı hiç karşılaşmamışsın ki? Sen onları sadece aramaya çalışıyorsun. Ekip. Bunun iki çocukları şimdi, bu Halit. Şimdi Allah Allah, şimdi atmayalım kafadan. Gerçekten ondan artık sonra sıkıldık bunlar... biz yani memleketçe. Sana polise git burada gömüldü diyen kim? Bana ben isim ver. Perşembe pazarında şey yaptılar. Perşembe pazarında üstüme kim geldiler, dedi? He? Kim? Söylüyorum ya. Kim? İsim bu, kim? Bunun çocukları bu Halit. Kaç kişiydiler? 4-5 kişi varlardı işte. 4-5 kişiydiler. Halit var mıydı onların içinde? Vardı. Vardı. Başka kim vardı? Bunun iki çocukları vardı. Halit'in? Yok. Kardeşimin. Emine Hanım'ın iki tane çocuğu vardı. Evet. Başkalar, bir iki kişi yine vardı. Onları tanımıyorum doğru. Tamam.